Atla bakalım sarı fırtına. Burası neresi? Burası benim babamın dükkanı. Ondan bana kalan tek yer. Benden de sana dolayısıyla. Yadigar. Yadigar. Yani anı gibi düşün. İçeride ne var, gidip bakalım mı? Olur, bakalım. Hadi. Bak, kocaman bir kapı var burada. Sihirli bir kapı ama bu. Zor açılıyor biraz. Ay, evet. Geç bakalım. Benim hiç babam olmadı, biliyor musun? Yani tanıyamadım ben onu. Bir ismini biliyorum. Bir de işte sevdiği kadını. Yani babaanneni. Bir de burası var. Bu dükkan. Bunlar dışında sana anlatabileceklerim bu kadar benim. Ve hepsi bu. Güzelmiş burası. Güzel. Babam bana benzemiyormuş demek ki. İnce ruhlu adamsa. Bak mesela... bu resmi o çizmiş. Tamam, tamam. Korkma oğlum. Bir şey olmaz. Sadece elliyordum ben onu. Olur öyle şeyler. Hem zaten eski resimdi o. Yani dokununca düştü normal. Korkma sen. İstersen biz seninle baba oğul onu birlikte asarız oraya. Tamam ya, kızım hemen. Sen ne zaman dersen biz de o zaman baba oğul oluruz. Tamam lan, çatma kaşlarını öyle bana. İstemezse hiç olmayız. Tamam, geç o zaman, otur. Ben tabloyu asayım. İnat. Bu huyu kime çekti sen? Duydum ki dönmüşsün Ali. Büyük hata. 5 yıldır hangi delikte saklandıysan oraya dön. Yetmedi mi başına gelenler? Yoksa ecelin olur. Beni bunu yapmak zorunda bırakma. Kim yazdı sualler falan? Kesin olur. Babam buraya gelecek mi Hasan amca? Bana resim yapmayı öğretir mi? Ben çok çirkin yapıyorum. Yok. Gelmeyecek. Bir daha hiç gelmeyecek benim babam. Ben bugün birini kaybettim. Yani 15 yıl önce ölmüş birini bugün kaybettim ben. İçim çok yanıyor be çocuk. Hasta mıydı? Değildi. Çok mu yaşlıydı? Geç değil. Sadece o da benim gibi kimsesizdi galiba.
Kimsesiz ne demek? Ha Tevfik amca, sen neredesin, dükkanda mısın? Hasan oğlum, buraya gel, konuşmamız lazım. Tevfik amca, babamı öldürmüşler. Biliyorum, gel, başka şeyler de var. Neyle ilgili? Yüz yüze görüşelim. Hasan, ben bugün bir şey öğrendim. Çok can sıkıcı bir şey. Tamam, tamam, geliyorum ben. Efe, benim acil bir yere gitmem lazım. Seni annenin yanına bıraksam olur mu? Hı hı. Koçum ben. Hadi gel bakalım. Giyelim o eldivenleri, dışarı soğuk. Aç bir yandan. Efendim? Tahmin ettiğiniz gibi. Bu marangoz Hasan denen o adamı aradı. Hasan buraya geliyor. Harekete geçeyim mi? Yok, sen oradan çık. Bu benim şahsi meselem. Akça! Akça! Niye erken geldiniz? İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim, merak etme. Hadi görüşürüz. Nereye? Nereye gittiniz siz? Onun dükkanına. Kimin? Babasının. Hasan amca çok üzüldü. Niye? Babası gelmeyecekmiş. Ölmüş. Nereye gitti şimdi peki? Bilmem. Sen geç şimdi odana. Geleceğim ben, hadi. Alo, Ferhat. Hasan çıktı gitti, bak başını belaya sokacak. Bir şey yapın, durdurun. Söyle Kadir. Hasan abi, neden açmıyorsun yarım saattir? Neredesin, neler oluyor? Oğlum benim babamı öldürmüşler lan. Abi emin misin? Kim yapmış? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Tevfik amca yanına çağırdı. O bir şeyler biliyor galiba. Demek kararını verdin. Sıra bana geldi. Ben birinin biletini kesmeden önce mutlaka uyarırım. Ona bir şans tanırım. O yüzden benim vicdanım hiç sızlamaz. O yüzden başımı yastığa koyduğumda huzurla uyurum. Elinde o silah varken söylemesi kolay. Evet. Anlat. Bunca yıl içinde neler tuttun? Sen hep içten pazarlık dedin Rıza. Fırsatçıydın. Dostluk nedir haberin bile yoktu. Öğrenememişsin de. Bu kadar mı? Ha? Bundan daha önemlisi, Ali'nin sevdiği kızla nasıl evlenirsin? İçin nasıl kaldırdı bunu? Sizin sorununuz ne biliyor musun? Küçücük dünyalarınızda fakirlikle beslediğiniz ahlakınız. Amca!
Tevfik amca. Haydi. Dayı, Tevfik amcayı gördün mü? Buradaydı. Az önce dükkandaydı. Allah Allah. Dükkandaydı da yok işte. Tevfik amca. Tevfik amca. Nasıl lan? Nasıl lan?